Önce beraber. Mikrofonu alayım mı? Konuşan görüşür bazen. Görüşmezdik ama hep orada var o var. Benim için değişen bir şey yok. Tüm mikrofonu açık değil. Mikrofonu da görünüyor mu? İkimiz o arada. Açmıyor mu? Hocam da öyle olacağız sizi. Öyle mi? Evet. Biz şampiyonluktan sonra da söylemiştik, ilk işimiz de bu oldu. Neler söylersiniz? Ya tabii benim hayatımda da bir özlemdi. Oynadım ve yaptığım bu işte. O zaman oyuncuydum, sonra antrenördüm. Biz Kenan abiyle uzun yıllar beraberdik. Her ne kadar Murat birinci oldu Şen Hoca diye dese bile aslında birinci oldu Murat'tı. Ama yakınlığımız abi kardeş gibiydi. O dönemlerde Trabzonspor'da görev yaparken Trabzonspor'un can siparişine çalışan, hele o 80'li yıllarda da yokluk içerisinde doğuya gittiğimizde sıkıntılı dönemlerde takıma sahip çıkan, kulübü her zaman kendi işinden, ailesinden de tutan biriydi. Biz de öyleydik. Yani öyle bir takımdık biz. Hep öyleydi. Hep öyle devam etti. Daha sonra antrenörlük hayatında da aynı şeyler oldu. Burada bazı arkadaşların ağır eleştirilere rağmen önceliği hep Trabzonspor'u büyütmekti. Daha sonra ayrıldım, Kore'ye gittim, işte diğer takımlara gittim. Yine o başarılı olmamı istiyordu. Ama hep doğru, ilkeli, düzgün bir iş yaparak başarılı olmamı istiyordu. Bir sağduyuydu, bir her zaman verdiği mesajlarla, bilgilerle hata yapmamı engelleyen bir kişiydi. Beni etkileyen bir insandı. Yani hayatımda özel insanlardan bir tanesiydi. Onun için ben bugün konuşmaya geldim. Onu aramızdan ayrıldığını da düşünmüyorum şu anda. Her zaman yanımda var. Bugün hem bu sağ sonucuyla gündemde olan olayı onunla paylaşmak istedim. Onun için de sizi çağırdım. Süleyman abiye de gittim maç sonrası. Beşiktaş içinde bir camide, büyük bir camide görev yaptığım için ona gittim. Ama onun da benim de üzerinde jübile döneminde, o zaman İstanbul'da Beşiktaş'ta, burada Samsun'da yaptığımda İstanbul'da Fenerbahçe'yle anlaşmıştık 1 Ağustos'ta. Fenerbahçe son anda vazgeçmişti. Süleyman abinin katkılarıyla Beşiktaş'a jübile yapmıştım ben o zaman. Daha sonra yine birlikte oldu. Mehmet Ali Yılmaz'la beraberdi. İyi de görüşüyordu. Onun da katkıları var. Sonra aynı camianın içerisinde onu da kaybettikten sonra ben çalıştım. Yine Kenan abinin yakın dostu Feren abi vardı o zaman, İstanbul'da iş yapıyordu. Yani camiada insanlar birbirine yakınlık gösterebiliyorlar. Önemli olan dostluğu, sevgi, saygıyı korumak lazım. Ama bu yıl için ben söyleyeyim, kupayı alınca tabii sevindim. Burada da şimdi bazen Trabzon'da da bu kullanıldığı için burada da bir kere daha söylemiş olayım açılmışken konuyu. Geçmiş dönemlerde daha fazla puan aldığımız dönemlerde, benim dönemde Trabzon'da şampiyonluk kupasını alamadık. Ama şimdi aldık yani. Hatta tur atıldı. 2011 ile ilgili tartışılan, zaman zaman burada bazı arkadaşların da haksız eleştiri yaptığı bir bölüme de cevap vermek istiyorum. Şike süreci hiç gündeme gelmeden ben bir toplantı yapmıştım. O takımın başında bendim. Oradan ne söylediklerim belli. Bugünkü düşünümde değişen bir şey yok. Ama o zamanki hak ettiği kupayı almayan Trabzonspor'un benim üzerimden speküle ederek kendi haklarını araması doğru değil. Bunu kapatayım. Bugün itibariyle de şunu söyleyeyim. Ben şehrimi ve Trabzonspor'u seviyorum. Ama Beşiktaş beni çok sevdiği için seviyor. Karşılıksız seviyor. Gittiğim ilk günden beri sahip çıktı. Orada da mutluyum şu anda.